geldi baykuş. Suya gider, su testisini doldurur. Eve gelir, ah gül benzini soğudurur. Sana da günaydın Valide Sultan. Eşi gibi de kokar. Oh, münasebetsiz, destursuz, üptü. Gitti gider abdestim. Git o elini yüzünü iyice yıka. Yıldız olacak, haspayı da uyandır. Bu neyin uykusudur böyle? Güzellik uykusu. Güzelliğe batsın. Abi sen misin? Abi. Efendim? Abi bir yardım eder misin? Neye? Ya bir gel. Şunu takamadım abi. Gece yine gelmedin eve. Biz akşam ezanını geçirince annem evi yıkıyor. Sen kızsın, ne işin var dışarıda? Her şey dışarıda. Hayat dışarıda. Evde ne var? Annemin geçim sıkıntısı, babaannemin iltihapları, Hilal'in siyaset mavalları. Ay sen de bir takamadın şunu. Bir susmuyorsun ki Yıldız. Oldu. Güzel oldun mu? Çok. Abicim benim, gerçekten mi? Hadi babaannem kızacak. Tamam. İndim. Babaanne bunun için mi sesliyorsun bana? E sofada bir şey yok gene. Şükür sahibi ol biraz, şükür. Anan ne dertlerle koyuyor şu kara ekmeği bu sofraya. Tamam babaanneciğim, bir şey demedim. Her sabah başımıza kalkmasan olmaz. Milletin elinde kuş sütü eksik olmuyor. Doğru söylüyor. Şimdi ayın tapta sabahın seyirinde bir sofrada pişmiş lebeniye çorbası, yanında kuru dolma, üstüne fırından yeni çıkmış katmer yiyordur bir Fransız subayı. İstanbul'da Sarıyer börekçisinin önünde İngiliz abitin makam arabası bekliyordur tepsilerle götürmek için o mis gibi kıymalı börekleri. Anladık Hilal'cim, tamam. Yarın Yunanlılar geldiğinde bu sofradakileri de bulamayacaksın, merak etme. Ne biliyorsun? Belki daha iyilerini buluruz. Sen bulursun. Ne diyorsun sen be? Ha? Yeter! Yeter, yetti! Hey! Şu sofrada edebinizle oturmayacaksanız gidin köpeklerin yalından yiyin yemeğinizi. Başınızdaki dam evden gidersiniz, hala köpek gibi didişirsiniz be. Ne damı, ne gitmesi? Sana ne? Sana ne? Sen ancak iş serserilik yap. Bir işin ucundan tuttun mu ki ne gitmesi diye sorarsın. Anam babanın hatıralarını bile götürüp toka ettim ister Steiner'e. Bitti. Eksik bu. Ay nesi eksik? İki adım yol getirdin. Para olmaz. Yani şimdi ben istesem, beni şöyle kordon boyunda gezdir desem, olmaz mı diyeceksin? Olur da gezer miyiz ki? Tabii. Gezirdiğine say. Haydi işine. Eleni, tedarikte gelmiş mi bakıp döneceğim. Bütündeki modeli denemek istiyorum.
Hazırlayın rica edeceğim. Size uygun bir model olduğunu zannetmiyorum. Bir getirin deneyelim. Görelim uygun mu değil mi? Size münasip değil o bir kere. Bir şu yeşil eşarbı görebilir miyim o zaman? O elbise denetmezsen vallahi yırtarım bu eşarbı. Kız dur, delirdin mi? Madame Babette öldürür beni. Fransa'dan geldi o elbise. Vallahi babam meyhaneye satıyor diyemez. Ben anlamam, yırtıyorum canım. Ay tamam tamam, Allah'ın cezası. Bırak. Getiriyorum. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Güzel hanımın ismini görün, benim de bir rizam olacak. Buyurun o halde. Ay, vallahi Hilal'le arkadaşlık yapacağım bundan sonra. Deli kız. Aman o çok akıllı. Akşamki balo için bakıyorsunuz öyle değil mi? Bugün kaç elbise verdim. Bütün İzmir orada olacak zannederim. Bir bakabilir misiniz? Siz bakın, ben bekleyeyim. Kız sen baloyu biliyorsun da bana niye söylemiyorsun? Sen ben gidebilir miyiz kız o baloya? Ay acayip bir gece olacakmış. Herkes gidecek diyorlar. Şehrin en iyi müzisyenleri, en pahalı içkileri oraya gidiyor. O da mı gidiyormuş? Hoş geldiniz. Neden ilgilenilmiyor müşteriyle? Şey, madam, müşteri var içeride. Müşteri demek. Küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Hemen telafi ediyorum. Sık bakalım. Bak, atıyorum perdeyi. Ay tamam, çıkıyorum. Yedik sanki elbiseyi. Hadi, sigara elbiseyi kuzayım mı? Bu kadar oyun yeter. Ne biliyorsun? Belki alırım. Tiyatro bitti. Bak müşteri var. Bekliyor beyefendi. Madam. Elbise küçük hanımın üzerinde kalsın. Hediyemdir, akşam baloda giyerler belki. Ama ben davetli değilim ki. Artık davetlisiniz. Bana da şu ayırdığım iki taneyi gönderin. Evet. Demek bu o. Kim? Sizi hiç ilgilendirmez. Elbise mi paketli o zaman madam? Eleni, ben sıkıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.